Bir önceki videoda voltaik hücreyi veya galvanik hücreyi ya da bilinen adıyla pili yapmak için indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonlarını iki elektroda ayırıp Çinko'nun kaybettiği elektronları bu iki elektroda birleştiren iletken bir tel üzerinde ilerlemeye zorlayarak bakır iyonlarını ulaştırıp bakırı indirgemiştik. Ne uzun bir cümle değil mi? Şimdi aklınıza birkaç soru takılmış olabilir. Bu yaptığımızın bildiğimiz pil olduğunu söylüyoruz. O zaman bu pilin pozitif ucu hangisi, negatif ucu hangisi? Bu bir pilse hücre potansiyeli nedir? Öncelikle bu videoyu bir süreliğine durdurup bu pilin hangi ucunun pozitif, hangi ucunun negatif olduğunu düşünmenizi istiyorum. Yani akım nereden geliyor, nereye gidiyor? Bir pilin negatif ucu elektronların geldiği taraftır. Bu pile baktığımızda elektronların çinko yani zn levha tarafından geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla çinko pilin negatif ucunu oluşturuyor. Evet, negatif elektrot burası. Aslında negatif elektroda anot da diyoruz. Burası pilin anodu. Pilin diğer ucunu yani bakır levhanın olduğu ucu da elektronların gittiği yer olarak tanımlayabiliriz. Öyleyse pozitif elektrodumuz da burası. Bir başka deyişle de burası pilin katodu olacak. Sonraki sorumuz bu pilin gerilimi ne kadar olmalı? Gerilim elimizdeki çinko ve bakır iyonlarının derişimine, hatta basınca ve sıcaklığa bağlı olarak değişecektir. Ancak bütün potansiyel ölçümleri aslında bir kıyaslama olduğu için referans bir değere ihtiyaç duyulmuş ve standart elektrot potansiyeli diye bir tanımlama yapılmış. Şimdi burada size bir önerim olacak. Google'dan standart elektrot potansiyeli nedir diye bir arama yapın. Sonuçlar sizin için oldukça faydalı olacaktır. Arama yaptığınızda her iyonun farklı bir potansiyel değeri olduğunu göreceksiniz. Tabii ki bunların hepsi hidrojenle kıyaslanarak bulunmuştur. Bu değerler iyonların elektronlarına ne kadar aç olduğunu gösteriyor. Hazır Google'a bakmışken bu gördüğünüz reaksiyon içinde bir potansiyel değeri bulabilirsiniz. Yani artı 2 yükseltgenme basamakta bakır iyonlarının bu iki elektronu yakalayıp bildiğimiz bakıra katı haldeki bakıra dönüşmesi için gereken potansiyel değerini hesaplayabilirsiniz. Evet, bu değer sizin de bulacağınız gibi 0.34 volttur. 0.34 olması demek hidrojenle kıyaslandığında daha güçlü bir yakalama kuvvetine sahip demektir. Ama bu konu üzerinde çok fazla durmaya gerek yok. Biz sadece potansiyel değerlerini karşılaştıracağız. Diğer bir deyişle, bu redoks reaksiyonunun toplam potansiyelini bulacağız. Ya da bu elektronları iletken telde ilerlemeye zorlamak için ne kadar elektromotor kuvvetine ihtiyacımız olduğunu göreceğiz. Eğer standart elektrot potansiyellerinin yazılı olduğu bir tabloya bakarsanız, Çinko'nun reaksiyonu içinde eksi 0,76 yazılı olduğunu göreceksiniz. Burada dikkat edelim. Size eksi bir değer verilmişse aslında ters yöndeki reaksiyon verilmiş olur. Çinko iyonlarının elektron alıp bildiğimiz çinko'ya, katı haldeki çinko'ya dönüşmesi için gereken reaksiyon. Ama biz burada yazıldığı gibi diğer reaksiyonu istiyoruz. Bizim galvanik hücremizde yani pilimizde olmasını istediğimiz reaksiyon standart elektrot potansiyeli verilmiş reaksiyonun tam tersi. Aslında bizim istediğimiz reaksiyon diğerlerinin negatifi diyebiliriz. Sonuç olarak değerimiz de eksi 0.76 yerine artı 0.76 volt olacak. Başka bir deyişle bu reaksiyon 0.76 voltluk bir elektromotor kuvvetiyle gerçekleşmeye çalışacak. Bu reaksiyonsa 0.34 voltluk bir elektromotor kuvvetiyle gerçekleşebilir. Bunları birleştirip toplam reaksiyon için gereken elektromotor kuvvetini ya da iki uç arasında potansiyel farkını bulmak istersek, bu iki sayıyı toplamamız gerekecek. Eğer elimizde standart basınç ve sıcaklıkta, standart derişimde yani 1 molar, 1 litrenin içinde 1 mol, iyon su çözeltileri varsa o zaman 1,1 voltluk bir pil yapmış oluyoruz. 1,1'i bulmak için sadece şu iki değeri topladım. Aslında bunu hesaplamanın başka yolları da var. Mesela sadece bir voltmetre alıp akım geçmiyorken voltajı ölçebiliriz. Yani geleneksel bir pilde yaptığımız gibi pilin iki ucu arasındaki potansiyel farkını ölçebiliriz.